Arkadaşlar, Resident diye bir tane arkadaşımız bir eleştiri yaptı. Eleştirisinde de haklı gerçekten. Dandik kask neden satıyorsunuz? Ben hani bu kasklar aslında çok iyi değil ama hani bu kasklar yerine şu kaskları alın diye öneriler sunuyorum size. O da dandik kask neden satıyorsunuz diye tabii ki normal bir soru sormuş. Neden satıyoruz? Sen biliyorsun bu. Şöyle, aslında biz geçen seneye kadar satmıyorduk. Geçen seneye kadar da hep neden satmıyorsunuz diye tepkiler oluyor. Çünkü herkesin bütçesi aynı olmuyor. Yani bazı insanlar için 400 TL ucuz bir para olabilirken bazı insanlar için ise çok büyük bir para. Yani birisi 3500 liraya kadar kask ararken birisi 400 liraya kadar bir kask arıyor. Yani 300 liraya kadar kask almak isteyen de oluyor. Yani bütün uyarılarımızı biz yapıyoruz aslında. Yani bütün uyarıları söylüyoruz. Bakın diyoruz, hani bu kask termoplastik bir kask, hani size çarpmada yaralanmanızı engellemez. Çarptığınız zaman hani kötü yaralanabilirsiniz, bu sizi tutmaz gibi önemli. Yani söylüyoruz o sırada. Ya şöyle bir şey de var, şimdi mesela paket servis yapan arkadaşlar da çalıştıkları iş yerlerinde mesela, yani iş yerleri genelde çok pahalı kask almaya yanaşmıyorlar. Ve uygun fiyatlı kask sürekli bunun talebi oluyor bize. Mecbur bu kadar talep olduğu zaman biz de satmak durumunda kaldık. Hani biz de hoşumuza gitmiyor açıkçası böyle uygun fiyatlı çok kalitesiz kasklar satmak vesaire. Ama talep olduğu için mecbur satmak çok fazla ve şey yapamıyoruz yani böyle hani geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Sadece gelmiş gitmiş oluyor insanlar sonuçta. Bulamadığı zaman da tabii mağazaya bir daha uğramıyor. Hani biz de o yüzden hani böyle bir talep doğrultusunda getirtmeye başladık. Aslında bu hani çok doğru bir şey değil. Yani o kaskı tavsiye etmiyoruz. Tavsiye etmediğimizde videoda söylüyorum. Yani biz müşterilere gerekli bilgiyi veriyoruz. Hani kaskın özelliklerini, her şeyini, gerekli bilgiyi söylüyoruz. Hani kendi artık tercihine kalıyor o kaskı alıp almaması. Kısaca öyle söyleyeyim ben. Okey. Yani bu Resident, hani diyeceğimiz bu bunlar için. Hani çok iyi bir savunma diye mi düşünürsün? Ondan sonra ama yok, bilgilendirme diyelim. Yani söylüyoruz. Hani bu kaska müşteriyi bilgilendiriyoruz. Diyoruz ki bu kask işe yaramaz. Bu kaskı alırsan, kaza geçirirsen veya iç petlerinden bir şey umuyorsan umma. Çünkü bu kask sana gerekli korumayı vermez, güvenliği vermez. Bu kadar. İyi sürüşler.